Evet, bugün dönemin son konusuna, yani kinetiğe başlıyoruz. Dönemin sonuna yaklaşıyoruz. Bugün sadece kinetiğe bir giriş yapacağız. Tekrar ediyorum, kinetik kimyasal tepkimelerin hızıdır. Bundan bahsedeceğiz. Sizi hız ifadeleri ve hız kanunlarıyla tanıştıracağım. Bir kimyasal tepkime düşündüğünüzde, şimdiye kadar tepkimenin istemli olup olmadığını soruyorduk. Termodinamikten ve delta G'den bol bol bahsettik. Fakat tepkimenin ne kadar hızlı olduğunu da düşünmemiz gerekir ki bu kinetiktir. Kinetik deneyinde bir şey olurken onun hızını ölçersiniz. Derişimin azalma hızı veya derişimin oluşma hızı gibi. Bir tepkimede herhangi bir değişimin hızını ölçebilirsiniz. Örneğin, zamana karşı bileşimin değişimini ölçebilirsiniz. Şimdi bir örnek vereceğim. Glukozun yükseltgenmesinde kinetik neden bu kadar önemlidir? Şimdi küçük bir deney yapacağız. Asistanlardan bana yardım etmesini isteyeceğim. Bu deneyi yapmak için içinde glukoz olan bir şeyin olması gerekir. Bu deneyin malzemelerini dağıtmak için asistanlar bana yardım ederse çok iyi olur. Deney malzemelerini ben söyleyene kadar açmayın. Siz deney malzemelerini alırken ben de deneyi sizin için anlatmak istiyorum. Aslında hepiniz bu tepkimeyi biliyorsunuz. Glukoz, oksijen ile tepkimeye girerek karbondioksit ve suya dönüşür. Bu tepkimenin delta G'sinden çok bahsettik. Tekrar edelim. Delta G eşittir delta H eksi T çarpı delta S'tir. Bu tepkimede delta G sıfır negatiftir. Bu tepkimede negatif delta H sıfır neyi ifade eder? Isı veren olduğunu ifade eder. Delta S sıfır pozitiftir. Pozitif delta S sıfır ne anlama gelir? Sistemin neyi artar? Entropisi, yani sistemin düzensizliği artar. Bu elverişli bir durumdur. Delta G sıfır büyük ve eksi bir sayıdır. Termodinamik açısından bu ne anlama gelir? Tepkime istemli midir? Evet, oldukça istemlidir. Termodinamiğe göre tepkime kendiliğinden ilerler. Glukoz içeren ürünler genellikle azotlu ortamda paketlenir. Böylece paketin içine oksijen girmez ve bakteri enfeksiyonu gibi durumlar önlenmiş olur. Diğer bir deyişle, ambalajlı şekerler içindeki glukoz oksijene maruz kalmaz. Buradaki termodinamik bilgiye göre şunu tahmin edebiliriz. Elinizdeki paketleri yırttığınızda oksijen gazı içeri girecek. Sonra bu tepkime gerçekleşecek ve bir miktar karbondioksit ve su çıkışı olacak. Şimdi sadece bir taneyle bir şey olmaz diyebilirsiniz. Herkese bir tane verildiyse ve hepimiz aynı anda açarsak ne olmasını bekleriz? Hadi deneyelim. Burada birisinin yok. Başka almayan var mı? Peki, benimkini açıyorum. Hiçbir şey olmadı. Ben bir şey olduğunu görmedim. Burada olan şu. Bu istemli bir tepkime olabilir. Ama çok yavaş. Bu nedenle kinetik çok önemlidir. Kaç kişinin yanında
Şükran gününde küçük çocuk, küçük kardeş veya buna benzer biri olacak. Çok şeker yediklerini göreceksiniz ki genelde şükran gününde böyle olur. Sanki bir patlama olmuş gibidir. Etrafınızda aniden hiper enerji oluşur. Bunun nedeni bu biyokimyasal tepkimi olabilir. Sisteme çok fazla enerji girer ama muhtemelen etrafınızda çocuklar koştururken tepkime sonunda açığa çıkan karbondioksit ve suyu göremezsiniz. Eğer daha önce duymadıysanız sizi birkaç terimle tanıştırmak istiyorum. İnsanlar çoğunlukla bileşiklerin kararlı veya kararsız oluşlarından bahseder. Bunlar sistemin termodinamik özellikleridir. Bileşiklerin bozulma eğilimlerinden, tepkiminin istemli olup olmadığından bahsediliyordur. Ayrıca insanlar bileşiklerin labil ya da non-labil yani inert olduklarından bahseder. Bu bileşiklerin hızına karşılık gelir. Tepkimeye girme eğilimleri ile ilgilidir. Çok kararsız bir bileşiğiniz olabilir. Bu durumda bozulmak yani bileşenlerine ayrılmak ister. Ancak çok inert olabilir. Kinetik olarak bozulma o kadar uzun sürer ki bunun bozulduğunu fark edemezsiniz dahi. Bu iki durum baş başa gider. Yani termodinamik olarak çok kararsız olan maddelerin ayrışma hızı çok düşük olabilir. Bu özel tepkimeyi hepiniz biliyorsunuz. Bununla enerji sağlarız. Vücut için ATP enerjisi üretiriz. Bu tepkime çok yavaştır. Fakat vücut bunun için bir şeyler yapar. Çünkü sürekli enerji sağlamamız gerekir. Enerji kaynağının faydalı olması için yükseltgenmenin yeteri kadar hızlı olması gerekir. Bu tepkimeyi vücutta ne hızlandırır? Enzimler. Doğru. Enzimler katalizördür ve tepkimeyi hızlandırırlar. Bir örnek daha vermek istiyorum. The Beers reklam sloganını duymuşsunuzdur. Pırlanta sonsuza dek. Eğer duymadıysanız Noel'e kadar daha çok duyarsınız. Sanırım insanların birbirine hediye olarak pırlanta alması için Noel en uygun zaman. Buna termodinamik açıdan bakarsak, grafit pırlantadan yani elmastan 2900 jül kadar daha kararlıdır. Elmasın değil de grafitin sonsuza dek olması tartışılabilir. Tabii ki burada kinetik elmasın tarafını tutar. Kinetik olarak elmasın grafite dönüşmesi inerttir. Aktivasyon enerjisi oldukça yüksektir. Bu ünitede bundan epeyce bahsedeceğiz. Bu nedenle elmas çevremizde grafite dönüşmeden uzun süre kalır. Bir grafit yüzüğün bir elmas yüzükten daha iyi bir hediye olduğunu tartışabilirsiniz. Ancak bu yüzüğü alan kişi bir kimyacı olsa bile bu jesti %100 takdir edemeyecektir. Bunu hissediyorum. Bu önemlidir. Termodinamik önemlidir. Fakat kimyasal tepkimelerin gerçekleşeceğini anlamak için kinetik ayrıca çok önemlidir. Şimdi de tepkime hızına etki eden faktörlerin neler olduğunu düşünelim. Bunları tahtaya yazalım. Siz de tepkime hızına etki eden faktörleri düşünebilirsiniz. Tepkime hızına etki eden bir faktör ne olabilir? Bir tahmin yürütebilir misiniz? Sıcaklık. Kesinlikle. Genellikle pişirmede çok sık kullanılır. Bazı şeylerin pişmesini sağlar. Başka ne etki eder? Tepkime hızına başka ne etki eder? Evet, eğer etrafınızda bazı şeyleri basınç uygulayarak değiştiriyorsanız basınç olabilir. Bu şuna bağlıdır. Söz gelişi materyalin doğası üzerine basıncın etkisi veya söylediğiniz buna benzer bir şey.
Daha büyük bir kategori yapalım. Bunu materyalin doğasına ilave edelim. Ne tür bir materyal olduğu önemlidir. Bununla birlikte eğer belli bir tepkimenin nasıl ilerleyeceğini veya tepkimeyi hangi yöne doğru kaydıracağınızı düşünüyorsanız, tepkime mekanizmasını da düşünüyorsunuz demektir. Ne ile tepkimeye girer? Bu farklılık yaratır. Sanırım biri derişim dedi. Bu elimizde ne olduğu ile ilgili bir durum. Bu ünitede konuşacağımız son şeyi de söyleyeyim. Vücutta glukozun yükseltgenmesini konuşurken neyin gerekli olduğunu söylemiştik. Katalizör, doğru. Bu ve bundan sonraki derslerde bahsedeceğimiz tepkime hızına etki eden faktörlerin hepsi bu kadardır. Kimya deneysel bir bilimdir. Tepkime hızlarının ölçülmesinin kinetik ile bir ilgisi vardır. Şimdi tepkime hızının nasıl ölçüldüğünden bahsedelim. Burada bir tepkime var. Azot dioksit ve karbon monoksit tepkimeye girerek azot monoksit ve karbon dioksite dönüşüyor. Burada reaktiflerin ya da girenlerin tükenme hızını ya da ürünlerin oluşma hızını ölçebilirsiniz. Burada ürünlerden sadece birine bakalım. Ürünlerden bir tanesindeki değişme hızı zamana karşı grafiğe alınabilir. Grafik başlangıçta hızla yükselirken bir süre sonra neredeyse sabit kalır. Şimdi burada tepkime hızını nasıl ölçersiniz? Bu tepkimede hız nasıl devam eder? Ortalama hızı ölçebilirsiniz. Belli bir zaman aralığında derişimde biraz değişiklik olabilir. Bunu derişimdeki değişim bölü zamandaki değişim şeklinde ifade edebilirsiniz. Belirli bir zaman aralığını seçebilirsiniz. Söz gelimi 50. saniyeden 150. saniyeye kadar olan zaman aralığındaki ortalama hızı bulmak isteyebilirsiniz. Ve bu zaman aralığında derişimin ne kadar değiştiğine bakabilirsiniz. Ortalama hızı bulmak için basit bir hesap yapabiliriz ve sonucu 1.28 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar bölü saniye olarak buluruz. Bu ortalama hızdır ama farklı bir zaman aralığı seçseydik farklı bir değer elde ederdik. Ortalama hız zaman aralığına bağlıdır. Bu nedenle her zaman ideal değildir. Ortalama hız seçtiğiniz bireme göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle çoğunlukla hızdan bahsederken anlık hızdan bahsederiz. Belirli bir andaki hız. Şimdi anlık hıza bakalım. Tepkime aynı, grafik aynı. Ama şimdi ortalama hız yerine zaman aralığının sıfıra gittiğindeki limit hızı düşüneceğiz. Bu çok çok küçük bir zaman aralığıdır. Delta t'nin sıfıra giderkenki hızıdır. Bu nedenle anlık hız adı verilir. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. D azot monoksitin derişimi bölü dt. Delta t sıfıra yaklaşırken grafikte sizin ilgilendiğiniz belli bir noktadan çizilen teğetin eğimi anlık hıza karşılık gelecektir. Şimdi 150. saniyedeki anlık hızı bulalım. Bu tepkimenin 150. saniyedeki anlık hızı nedir? Grafikte 150. saniyeyi buluruz. 150. saniyeye karşılık gelen noktayı eğri üzerinde işaretleriz. Zaman aralığı sıfıra yaklaşırken hız çizilen doğrunun eğimine çok yaklaşacaktır. 150. saniyede eğriye bir teğet çizeriz. Bu eğrinin tanjantıdır. Bu doğrunun eğimini bulabiliriz. İşlemi yapalım ve eğimi bulalım.
150. saniyedeki anlık hız, yani bu doğrunun eğimi, derişimdeki değişim bölüp zaman aralığıdır. Bunun sonucu 7.7 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar bölü saniyedir. 150. saniyedeki anlık hız budur. Zaman sıfıra yaklaşırken anlık hıza ne dendiği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir tahmininiz var mı? Başlangıç hızı. Evet. Başlangıç hızı 0. saniyedeki anlık hızdır. Şimdi hız ifadelerini konuşalım. Daha sonra hız kanunlarına geçeceğiz. Evet, aynı eşitlik. Tekrar edelim. Girenlerin ne kadar azaldığını veya ürünlerin ne kadar oluştuğunu gözlemleyebilirsiniz. Ve bunu aşağıdaki şekilde ifade edebilirsiniz. Hız, girenlerden birinin azalma hızına eşit olacaktır. Eksi D, azot dioksit derişimi bölü DT. Hızı ikinci reaktif türünden de ifade edebiliriz. D, karbon monoksit derişimi bölü DT. Veya hızı ürünler cinsinden ifade edebiliriz. Reaktiflerden farklı olarak ürünlerde eksi işaret yok. D, azot monoksit derişimi bölü DT. Ya da son ürüne göre D, karbondioksit derişimi bölü DT. Yukarıda yazdığımız hız ifadesidir. Eğer şu varsayımı yaparsak, bunların hepsi birbirine eşit olacaktır. Burada bir varsayım yapacağız. Tepkimede oluşan ara ürün yoktur. Veya ara ürün varsa, derişimlerindeki değişim zamandan bağımsızdır. Burada gerçekten bazı karmaşık şeyler oluşuyorsa, o zaman bu hızlar birbirine eşit olmayabilir. Mekanizmada bir şeyler olabilir. Bu durum ara ürünün oluşmasından daha hızlı olarak kaybolmasına neden olabilir. Ama ara ürünlerin oluşmadığı farz edilirse bunlar birbirine eşit olacaktır. Veya bu ara ürünler ile ilgili olarak varsayım yapmak gerekir. O halde hız ifadesi için bir genelleme yapabiliriz. Eğer A ve B'nin C ve D'ye dönüştüğü bir eşitlik varsa katsayıları küçük A, B, C, D olsun. Toplam hızı şöyle ifade edebiliriz. Eksi 1 bölü A, DA bölü DT. Eksi 1 bölü B, DB bölü DT. Artı 1 bölü C, DC bölü DT. Artı 1 bölü D, DD bölü DT. Hız ifadesinin genel şekli budur. Herkesin aynı sayfada olduğundan emin olmak için bu tepkimenin hız ifadesini yazar mısınız? Son 10 saniye. Mükemmel. Eksi işaretlere ve stökiyometriye dikkat etmelisiniz. Ayrıca tükenenler için eksi işareti kullanın. Girenler için stökiyometri 1 bölü 2, işareti eksi, ürünlerin işareti artı. Çok güzel. Hız ifadeleri çok karmaşık değil. Pekala, şimdi hız yasalarını konuşalım. Hız ifadelerinden biraz daha karmaşık. Hız yasası deneysel olarak belirlenir. Bu, hız ile derişim arasındaki bir ilişkidir. Burada size hız sabiti adı verilen bir terimi tanıtmak istiyorum. Küçük k ile gösterilir. Hız sabiti bir tepkimede
hız ile reaktiflerin derişimleri arasındaki ilişki hakkında bir şeyler söyler. Aynı tepkimeyi alalım. Burada hız için şöyle yazabiliriz. Hız eşittir hız sabiti çarpı A'nın M'ninci kuvveti, B'nin N'ninci kuvveti. Burada M ve N, A ve B'ye göre tepkimenin derecesidir. M, A'nın derecesidir. N de B'nin derecesidir. Küçük K, hız sabitine karşılık gelir. Bu hız yasası ifadesidir. Hız yasaları hakkında daha çok şey konuşacağız. Şimdi küçük bir tekrar yapalım. Hız yasaları deneyler sonucunda elde edilir. Yani tepkimenin stokiyometrisine bakarak hız yasası öngöremezsiniz. Eğer tepkime tek basamaktan oluşmuyorsa veya elementer adım değilse MA'nın tepkime katsayısı değildir. Gelecek hafta bunun hakkında çok konuşacağız. Eğer tepkime tek basamaklıysa hız yasasını öngörmek için tepkimedeki katsayıları kullanabilirsiniz. Ama diğer tepkimeler için kullanamazsınız. Hız yasaları reaktiflerle sınırlı değildir. Bazen bir ürün de yer alabilir. Ama bu çok sık olmaz. Fakat mümkündür. Tekrar ediyorum. Bunlar deneysel olarak belirlenmiştir. Deneyler size terimin orada olup olmaması gerektiğini söyler. Bu nedenle hız yasasında ürünler nadir olarak bulunur. Tepkime derecesi yani M ve N değerleri tam sayı ya da kesirli olabilir. Negatif ya da pozitif olabilir. M ve N açısından seçenek çoktur. Bu seçenekler üzerinde biraz durmak istiyorum. Burada tepkime derecesi olarak M seçilmiş. Bu çizelge ders notlarınızda var. Bazıları doldurulmuş ama çoğunluğu boş. Şimdi bu boş kısımları dolduralım. Ortadan başlayalım. Burada tepkime derecesi 1'dir. Yani M 1'e eşittir. Buna birinci dereceden tepkime adı verilir. Bu isimler oldukça sezgiseldir. Baktığınızda ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Birinci dereceden tepkime için hız yasası, hız sabiti çarpı A'nın derişimidir. Bu hız yasasının ne demek olduğunu düşünelim. Söz gelişi, A'nın derişimini iki katına çıkartırsak tepkime hızı ne olur? Tepkime hızı nasıl değişir? İki katına çıkar diyen kaç kişi ellerini kaldırsın? Güzel, evet bu olur. Tepkimenin hızı iki katına çıkar. Şimdi M'nin 2'ye eşit olduğunu düşünelim. Notlarınızdan da göreceğiniz gibi buna ikinci dereceden tepkime adı verilir. Burada hız yasası K çarpı A'nın derişiminin ikinci kuvvetidir. M'nin 2 olduğunu görüyorsunuz. Şimdi A'nın derişimi iki katına çıkartılırsa ne olur? Hız ne kadar artar? Hız 4 katına çıkar. Eğer derişim 3 katına çıkartılırsa ne olur? Şimdi bana söyleyin. M eşit 2 iken derişimi 3 katına çıkartırsanız ne olur? Son 10 saniye.
Mükemmel. Evet, 9 katına çıkar. Burayı anladınız. Pekala, devam edelim. M-1'e eşit olsun. Bu durum için güzel bir isim bulursanız bana haber verin. Çünkü bu duruma kimse bir isim koymamış. Burayı boş bırakabiliriz. Devam edelim. Burada hızın ne olduğunu, hız yasasının nasıl yazılacağını konuşalım. Hız yasası K hız sabiti çarpı A'nın derişimi üzeri eksi 1'dir. Burada derişim 2 katına çıkartılırsa ne olur? Tepkime hızı 1 bölü 2 katına çıkar. 2 üzeri eksi 1 olarak yazabilirsiniz. Hız 1 bölü 2 katına çıktı. 10. problem setinizde bununla ilgili problemler var. Bu cumadan itibaren bir haftanız var. Deneysel veriler verilecek ve bunlara bakacaksınız. Hıza ne oldu? Tepkime derecesi bakımından bu ne anlama gelir diye düşüneceksiniz. Bu ünitedeki birçok problem buna benzer. Pekala, bildiğim kadarıyla m-1 bölü 2'ye eşit olduğunda bu durumun bir ismi yok. Ama hız yasasını yazabiliriz. Hız yasası k çarpı a'nın derişimi üzeri eksi 1 bölü 2 olur. Tekrarlıyorum. Tepkime derecesi tam sayı, kesirli ifade, negatif ya da pozitif olabilir. Peki, bunun derişimini 2 katına çıkartırsak hız ne olur? Son 10 saniye. Güzel. Çoğunuz doğru yapmış. Bunu doğru anlamışsınız. Buraya geri dönecek olursak 0,7 çarpı hız. Bunu 2 üzeri eksi 1 bölü 2 olarak düşünebilirsiniz. Burada işler biraz karışıyor. Bu ilişkiyi tanıyabilmek problem setindeki en zor soru tiplerinden biridir. Genel verileri gördüğünüz zaman tüm olasılıkları hatırlayabilmelisiniz. Şimdi yukarı çıkalım. Burada m 1 bölü 2'ye eşittir. Bunun adını bilen var mı? Yarı derece. Çok güzel. Şimdi yarı derecedeki hızı yazalım. K çarpı A'nın derişimi üzeri 1 bölü 2'dir. Burada derişimi 2 katına çıkartırsak hız ne olur? Yüksek sesle söyleyin. Hızın 1 bölü 4 katı. M eşit 0 ise buna ne denir? 0. dereceden tepkime. Hız yasasını yazalım. Burada hız neye eşit olur? Hız k'ya eşittir. Peki, hızın k'ya eşit olması ne anlama gelir? Derişim 2 katına çıkarsa hız ne olur? Evet, hıza etki etmez. Çünkü tepkimenin derecesi sıfırdır. Derişim ne olursa olsun hızda bir değişim olmaz. Bu durumda tepkime derecesi sıfırdır. Benzerlerini problem setinizde göreceksiniz. Tepkime derecesi için göreceğiniz olasılıklar bunlar. Tekrarlıyorum. Size deneysel veri verilecek. Tepkime derecesini bulacaksınız. Çoğunlukla
bir tane içerecek kadar kolay olmaz. Genelde iki tane olur. Bu iki şey için dereceyi hesaplamak zorundasınız. Bu işleri biraz daha zorlaştırır. Şimdi de hız kanunları hakkındaki gerçeklerden bahsetmek istiyorum. Toplam tepkime derecesi hız yasasındaki üslerin toplamıdır. Hız yasanız buysa hız eşit K çarpı A'nın ikinci kuvveti çarpı B ise hızınız A'ya göre ikinci dereceden, B'ye göre birinci derecedendir. Tepkimenin toplam derecesi 3'tür. Yani tepkime derecesi 3'tür. 2 artı 1. A'ya göre ikinci dereceden, B'ye göre birinci derecedendir. Toplam üçüncü derecedendir. Birimler. K'nın birimleri oldukça eğlencelidir. Tepkimeye göre değişir. Genelde sorularda K'nın birimini bulmak zorunda kalırsınız. Hız biriminin ne olduğuna bağlıdır. Molar bölü saniye veya başka bir şey olabilir. K'nın birimlerine dikkat edin. Bunlar değişkendir. Bazen problemlerden biri belli bir K'nın biriminin ne olacağı ile ilgili olabilir. Bunu her soruda bulmak zorundasınız. Tekrarlıyorum. Kinetik deneyseldir. Hız yasalarını deneysel olarak belirleriz. Ama bu her zaman kolay değildir. Bazen baktığınızda çok küçük değişiklikler olabilir. Ya da bu değişiklikler çok hızlı gerçekleşebilir. Yani zaman aralığı çok kısadır. Bazen değişimleri ölçmeye çalıştığınızda tepkimeler o kadar hızlı gerçekleşir ki cihazlar bunları kaydedemez. Bunun için bilim adamları integre edilmiş hız yasalarını kullanırlar. Bu yolla derişimleri zamanın bir fonksiyonu olarak ifade edebilirsiniz. Böylece çok hızlı gerçekleşen ufak değişiklikleri ölçerken çok fazla endişe etmenize gerek kalmaz. Şimdi integre edilmiş hız yasaları hakkında konuşalım. Ve burada integre edilmiş hız yasasının türevini alarak başlayalım. Bunun birinci dereceden bir tepkime olduğunu söyledik. Birinci dereceden integre edilmiş hız yasasını yapacağız. Ve bu tepkime de A, B'ye dönüşüyor. Hız ifadesini yazabiliriz. A'nın azalmasına göre hız eşittir, eksi dA bölü dt'dir. Ayrıca birinci dereceden bir tepkime için hız yasasını yazabiliriz. Hız sabitini biliyoruz. K çarpı A'nın derişimi. Burada birinci dereceden tepkime için hız ifadesini ve hız yasasını yazdık. Şimdi türevini alabiliriz. Bu türevde derişim terimlerini ve zaman terimlerini ayıracağız. Derişimle ilgili her şeyi bir tarafa, zamanla ilgili her şeyi diğer tarafa alalım. Eşitlikte yer değiştirme yaparak bir tarafta 1 bölü a çarpı dA terimleri kalır. Diğer tarafta ise eksi işareti k ve dt terimleri olur. Böylece bir tarafta derişimle ilgili terimler, diğer tarafta zamanla ilgili terimler oldu. Adından da anlaşılacağı gibi şimdi bunların integralini alabiliriz. A'nın başlangıç derişimi ile T anındaki derişim aralığına bakabiliriz. Ayrıca zamanın sıfırdan başlayıp T'ye giderkenki aralığına bakabiliriz. Biraz önceki ifadeyi buraya tekrar yazdım. Bu eşitliği doğal logaritma yani elen cinsinden de yazabiliriz. Elen A'nın T anındaki derişimi eksi elen A'nın başlangıç derişimi eşittir eksi kt. Bu terimlerde yer değiştirme yapabiliriz. Böylece aynı eşitliği başka bir şekilde ifade etmiş olduk. İntegre edilmiş hız yasası ifadesini burada kutu içinde görmektesiniz. Başka bir ifade daha var. Şimdi ona bakalım.
terimlerini bir araya getirebiliriz. Elen, T anındaki anın derişimi bölü anın başlangıç derişimi eşittir eksi KT. İki tarafın ters elinini alırsak A'nın T anındaki derişimi bölü A'nın başlangıç derişimi eşittir. E üzeri eksi KT'dir. Çoğunlukla kitabınızda bu ifade bulunur. Maddenin belirli bir anındaki derişimi, onun ilk derişimi ile E üzeri eksi KT'nin çarpımına eşittir. Bunlar en sık karşılaşacağınız iki ifadedir. Genellikle integre edilmiş birinci dereceden hız yasası olarak bilinir. Halbuki diğeri bir doğru denklemidir. İntegre edilmiş birinci dereceden hız yasası için her ikisine de çok sık rastlarsınız. Eşitliklerden birisi doğru denklemiydi. Elimizdeki verilerle bu doğruyu çizelim. Bunun için önce belirli anlardaki derişimleri ölçmeniz gerekir. Sonra bu derişimlerin elenlerini alırsınız ve zamana göre bu grafiği çizebilirsiniz. Bunu yaparsanız gerçekten birinci dereceden tepkime için bir doğru elde edersiniz. Buradaki eşitliğe bir doğru denkleme olarak bakabiliriz. Y ekseninde A'nın belirli bir andaki derişiminin elen değerleri var ve grafik zamana karşı çiziliyor. Zaman birimi burada saniyedir. Bu nokta nedir? Bu kesişim noktası nedir? A'nın başlangıç derişiminin eleni. Bu doğrunun eğimi nedir? Eğim eksi k'ya eşittir. İnsanların sonraki yaptıkları şey eğimi bulmaktır. Genellikle tepkimelerin hız sabitlerini ölçmek isteyebilirsiniz. Belirli anlardaki derişimleri ölçerek grafiği çizdiğinizde eğimi yani hız sabitini bulabilirsiniz. Bu ve buna benzer problemler karşınıza çıkacak. Belirli derişimlerde hızın ne olduğunu veren deneysel verileri göreceksiniz. Bu değerleri kullanarak hız sabitlerini bulabilirsiniz. Şimdi başka bir şeyden bahsedelim. Yarılanma süresi. İnsanlar yarılanma süresi ile çok ilgilidir. Yarılanma süresini en çok ne zaman duyarsınız? Bilen var mı? Evet, radyoaktiviteden bahsettiğimiz zaman. Bu bizim gelecek ders konumuz. Bu konuda yarı ömür çok kullanılır. Başlangıçtaki maddenizin yarısının harcanması için gereken zaman yarılanma süresidir. İntegre edilmiş birinci dereceden eşitliğe bir bakalım. Bunu yarılanma süresi ifadesine göre düşünebiliriz. Burada T'nin özel bir anlamı var. Yarılanma süresini T 1 bölü 2 olarak gösteririz. Yarılanma süresi tanım olarak başlangıçtaki derişimin yarıya düşmesi için geçen zamandır. Burada son derişim var. A'nın T anındaki derişimi. Yarılanma süresinden bahsediyorsak, başlangıçtaki derişimin yarısına düşmüş olmalıyız. T anındaki derişimi bulmak için başlangıç derişimini ikiye böleriz. Çünkü başlangıçtaki derişim yarıya inmeli. Burada T'nin özel bir adı var. T 1 bölü 2. Bu ifadeyi basitleştirelim. Böylece birinci dereceden bir tepkiminin yarılanma süresi için bir ifade elde etmiş oluruz. Başlangıç derişimleri birbirini götürür. Böylece elen 1 bölü 2 eşittir eksi hız sabiti çarpı T 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2'nin eleni eksi 0,63
6931'dir. Eksileri götürelim ve t 1 bölü 2'yi bulalım. T 1 bölü 2 eşittir 0, 6931 bölü k olur. Bu birinci dereceden yarı ömür ifadesidir. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Yarılanma süresi derişime bağlı değildir. Derişim terimi düşmüştür. Yarılanma süresi hız sabiti k'ya, k ise sorudaki materyale bağlıdır. Bazı radyoaktif maddelerin yarılanma süresi çok kısadır. K'ları birbirinden çok farklı olabilir. Radyoaktif atıkların depolanmasını düşündüğümüzde bu çok önemli olabilir. Bu değerleri kullanarak bana söyleyin. Aynı madde için 1 tondan 0,5 tona düşmesi için mi yoksa 1 gramdan 0,5 grama düşmesi için mi daha uzun süre geçer? Son 10 saniye. Evet, geçen süre aynıdır. Söylemek istediğim sadece bir şey kaldı. Burada birinci dereceden bir yarı ömür grafiği görmektesiniz. Bu materyalin birinci yarılanma süresinde derişimi ne kadar düşer? 1 bölü 2'si kadar. Peki ikinci yarılanma süresinde ne kadar? 1 bölü 4'ü kadar. Üçüncüde 1 bölü 8 kadar. Birinci dereceden yarılanma süresi budur. Herkese mutlu bir Şükran günü diliyorum.